Merhabalar, ben Kıvanç Belen. Bugün bildiğiniz üzere Infinity War'un trailer'ı düşmüş, fragmanı düşmüş internete. Ben işteydim. Yaklaşık bir 2-3 saat önce düşmüş. Yeni geldim. İşte tabii bunun daha dün fragmanı bugün çıkacağını duyurmuşlardı, yarın çıkacak diye. Instagram'da bir soru sordum, ister misiniz böyle bir video çekmemi diye. 100 kişi civarı bir kişi evet demiş. Bu videoyu o 100 kişi için çekiyorum öncelikle. Fragmanı, reaksiyon videosunu. İşte gördüm. 2 saat önce işte bir arkadaşım mesaj attı fragman çıktı diye. Dedim akşama ben onu video çekeceğim. İzleyemedim. Onun bir merakı var. Meraktan çok tabii yazın bir San Diego Comic Con'da da düşmüştü bir video. Onu izledik ama hadi hiçbirimiz bir şey anlamadık. O yüzden ne olacağını şimdi göreceğiz hep beraber. Ben de izleyeceğim sizle beraber. İlk defa izliyorum. Gördüğünüz gibi böyle şali. Yeni geldim. Bakalım nasılmış fragman. Uzayda bir savaş. Avengers'ın en kökenine doğru ineceklerdi. Ve yani bu aşk ne kadar doğru olur Vision aşkı. Sarı saç yakışmış bu arada bence. Ve fragman yeni başlıyor. Mark Ruffalo'nun üstüne çok oynuyorlar. Mark Ruffalo da sağ olsun reklam departmanı ile güzel çalışıyor. Tom Holland da katkıda bulunuyor. Bakalım film nasıl olacak? Evet. Yani. Evet, örümcek hissi böyle bir şeymiş. Demek ki. Ve yine tekrar yine Loki ve Thanos. Sonunda gelebildi Thanos. Yani bu umarım şey Iron Spider suite'i değildir yani. İşte Hulk bastı tekrardan. Tek tek toplayacak taşları. İki etti. Bucky de var. Oy. Şu sahne mükemmel işte. Ve şu müzik Avengers'ın. Güzel. Çok güzel. Yani belki de ilk Marvel filmi Iron Man, Marvel Studios işi devraldığından beri yani bütün her şey buraya çıkıyordu. Bütün kaç filmdir film sonu göndermeler. Avengers 1'den 2012 yılında 5 yıl önceden beri Thanos'a bir gönderme var. Yani çok büyük bir işe kalkışıyorlar. Daha önce böyle bir iş görülmedi başka bir stüdyo tarafından. Bir makale röportajda okudum. 20 film olmuş. 22 filmine. Yani bunun meyvesini alacaklar. Tabii Şubat'ta Black Panther de gelecek. Onun da bir etkisi olacak bu filme. Zaten görüyoruz da hani oradan olan karakterler yine çıkıyor. Tabii Bucky'yi canlandırmışlar. Captain America gidip onu alıyor Steve Rogers. Ama bu fragman aman hani bir gaz etkisi yaratmadı bende. Beklediğimiz şeylerdi. Benim şöyle bir beklentim olur. Hani bu diziler ilk çekilmeye başladığında dediler ya it's all connected diye. Hani Agents of S.H.I.E.L.D var. Inhumans'ı izlemedim daha. Muhtemelen izlemeyeceğim de çok kötü. Onu geçiyorum o yüzden. Ondan sonra Netflix'in çektiği bir sürü dizi var. Defenders'ı çektiler, Punisher'ı çektiler. Hani Daredevil, hiç olmazsa Daredevil bu filmde çıkmalı veya Kingpin. Hani Spider-Man diyorsunuz. Artık bir şekilde bağlamaları lazım. Hani bir dakika olsun sadece. Bir dakika gözüksünler 60 saniye. Çok zor bir şey değil eminim ama eğer siz bunu izleyiciye it's all connected diye ilk baştan beri yansıtıyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Madem hani her şey burası için planlanıyordu. Onun dışında karakterler çok fazla değişikliğe uğradı. Hani imaj olarak tabii ki. Karakterlerin kendi nasıl diyeyim motivasyonları da değişikliğe uğradı. Onları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani şu anda Civil War'dan sonra yine bir iki farklı takım çıkmış ortaya. İşte Captain America, Black Panther. Ondan sonra Hulk vardı orada, Black Widow vardı falan filan. Onlar bir tarafta. Onun bir diğer tarafında işte Hulk, Bruce Banner, Tony Stark, Stephen Strange. İşte onların yanında Spider-Man'i alacaklar yine Hulk'la kendilerine. Öyle bir takım olacak. Bunlar bir şekilde New York'u yine kurtaracaklar. Hani klasik. Ama Thanos geliyor. Ben bu fragmanda neyi bekliyordum? Black Order bekliyordum mesela. Black Order şey yapsam, görsem bir heyecanlanacaktım ama daha göstermeye kararlı değiller. Bir hype yaratmaya çalışıyorlar. Daha kaç ay var filmi? 6 ay var. 5 ay var aslında. Kasım bitti. Mayıs'ın 4'ünde. 5 ay var. Hani iki fragman daha gelecek. Onları da göreceğiz. Bakalım nasıl olacaklar. Bize vaat ettiklerini verebilecekler mi? Tabii bunu filmde daha çok göreceğiz de. Fragmanlarda az çok seyri belli oluyor. Tabii bir yandan da Thor Ragnarok filmine baktığınızda fragmandaki sahnelerin filmde olmadığını görüyoruz. Belki bu fragmanda da izlediğimiz, heyecanlandığımız bazı şeyler şeyde olmayacak. Filmde olmayacak. Onun dışında benim gözüme en çok takılan şey Civil War filminden beri söylediğim Spider-Man'in kostümü. Yani eğer siz Iron Spider diyorsanız lütfen bunu Iron Spider diye insanlara yedirmeye çalışmayın. Iron Spider benim ne kadar Spider-Man'i çok sevmesem de bayıldığım bir kostüm ve bayıldığım bir hikaye serisi. O kostümü alışı, giyişi, kostümleyken yaşadıkları vesaire vesaire. Spider-Man seviyorsanız ve okuduysanız zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ya onun dışında Captain America Nomad'e benzetiyorlar falan filan. Hani o dönemde bir atıfta bulunuyorlar. Umarım olur. Ben daha çok çizgi roman referansı görmeyi çok isterim burada. Onun dışında Guardians of Galaxy, hani bu da 3. takım olacak herhalde Thor'la beraber en sonunda çıkması. Hani Thor'a da çok güzel bağladılar. Thor'un sonunu buraya bağladılar en azından. Gayet iyi. Hani It's All Connected'ı hissettiriyorlar ama dediğim gibi daha çok hissetmek istiyoruz. En azından ben öyleyim. Sizin yorumunuz nedir bilmiyorum. Yani zırvalayacaklarım bu kadar. Şimdilik bu film, bu fragman hakkında. Aslında istiyorum ki şöyle bir arkadaşımla oturup uzun uzun bir Marvel Studios'un, Marvel işte Phase 1'dan başlayıp Phase 2 ve Phase 3'yi şöyle bir göz atalım. Nedir, ne değildir, nereye gidiyor, neler hoşumuza gitti. Şöyle uzun bir sohbet videosu çekmeyi çok istiyorum. Bakalım belki o da olur. Benim yorumlarım bu kadar fragman hakkında. Sizin de yorumlarınızı yorum kısmında bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.